Sevgili meslektaşlarım, hepinize merhabalar. Öğretim yöntem ve teknikleri dersimizin 25. videosu, öğretim tekniklerinin ise 4. videosunda çok önemli 5 tane öğretim tekniğini ele alacağız. Çok da önemli değil aslında, birkaç tanesi ama abartacağız tabii mecburen. Çok önemli 5 tane öğretim tekniğini ele alacağız. Ne bu 5 tane öğretim tekniği? 1- mikro öğretim, 2- benzetim, 3- analoji, 4- metafor, 5- sineklik. Yine karıştırılan teknikleri yan yana ayrıntılı biçimde analiz ederek ve karıştırılan noktalarına değinerek çözeceğiz ve hemen 26. videomuza doğru yol alacağız sevgili arkadaşlar. İsterseniz hemen şöyle bir mikro öğretim bizi karşılasın. Mikro öğretimi bize şöyle de sorabilir. Öğret, yeniden öğret, yeniden öğret, çevirimi. Öğret, yeniden öğret, çevirimi. Yani mikro öğretimin diğer bir adı öğret, yeniden öğret, çevirimi olarak da karşımıza getirilebilir. Size daha yansıtıcı düşünceyi anlatırken muhteşem bir video izletmiştim hatırlarsanız benim üniversite eğitimim esnasında. Aslında orada kullanılan teknik mikro öğretim. Ne için kullanılır biliyor musun? Dikkat et. Eğitimde aday öğretmen yetiştirme sürecinde kullanılır. Aday öğretmen yetiştirme sürecinde kullanılır. Yani özellikle eğitim fakültelerinin olmazsa olmaz öğretim uygulamalarından bir tanesidir sevgili gençler. Mikro öğretim. Hatta eğitimde öğrenilen becerilerin geliştirilmesinde kullanılır. Öğrenilen becerilerin geliştirilmesinde kullanılır. Birinci noktası daha çok aday öğretmen olsa da öğrenilen bir becerinin geliştirilmesinde de mikro öğretim çok etkili bir araçtır. Sana bir soruda mikro öğretim en çok hangi düşünme becerisini destekler derse hemen aklına yansıtıcı düşünmeyi en fazla destekler diyeceğiz. Yansıtıcı düşünceyi en fazla destekler. Yani kişinin hatalarından, yanlışlarından dersler çıkartması ve bu dersler sonucunda sunumu tekrarlaması şeklinde karşımıza ne yapılabilir? Getirilebilir. Peki hocam, mikro öğretim nasıl kullanılır? Şimdi hemen bana dikkat edelim. Mikro öğretim nasıl kullanılır? Hemen şöyle bir aşamalarına bakalım. Sevgili gençler, bir kere aday öğretmen yetiştirme süreci dedik ya. Şunu söyleyerek başlayalım. Kalabalık bir sınıfta mikro öğretimden çok da etkili bir sonuç alamazsınız. Onun için mümkünse daha küçük gruplar oluşturalım. Mesela bir, sınıfta 10-12 kişilik gruplar oluşturulur. Tamam, 10-12 kişilik gruplar oluşturulur. Yani biz küçük bir grupta mikro öğretimi daha etkin biçimde... Aha benim kız ağlıyor. Parla. Gençler, hanım aradı. Canlı yayında hanım arayayım mı bir? Dur bir saniye. Çocuk ağlayınca aramam mı? Kapatma. Onunla bizim her şeyimizi biliyor zaten ya. Hayatım, beni aradın. Videodayız şu anda, canlı yayında. Tamam. Beni aradın, hayırdır? Nasılsın? Teşekkür ederim. Hanım, sen nasılsın?
Allah Allah razı olsun. İki cihan da aziz olasın. Kız niye ağlıyor? Ne? Düşer gibi mi oldu? Aşkım çok basit bir şey olmuş ya çocuk. Yüzünü halıya mı sürttü? Aşkım bakamayacaksan söyle bak. Bakamayacaksan söyle. Söyle ama sadece. Bak bir şey yapma. Hadi öpüyorum. Hadi ben videoya devam ediyorum. Hadi öptüm balım. Görüşürüz. Halıya yüzünü mü sürttü dedi o. Allah Allah. Neyse. Daha kötüsü de olabilirdi. İyimser şapka gençler. Bak sarı şapka. Daha kötüsü de olabilirdi. Değil mi? Sınıfta 10-12 kişilik gruplar oluşturduk. Burası tamam. Şimdi benim mikro öğretim uygulamasında en önemli özelliğim aday öğretmene bir konu verilir. Aday öğretmene bir konu verilir. Aday öğretmen bu konuya ilişkin bir hazırlık yaptıktan sonra dikkat et 10-25 dakika içerisinde sunum yapması beklenir. Yani kendisi bir konuya hazırlık yapacak ve bunu 10-25 dakika içerisinde nasıl sunacağını planlayacak. Sen bu planlamayı yapmazsan mikro dersten fayda sağlayabilmen mümkün değil. Hazırladın mı planımı? Hazırladım. Konu tamam mı? Tamam. Şimdi geliyorum. Aday öğretmen sunuma başlar. Şimdi çok dikkat. Aday öğretmen sunuma başladığı anda kayıt cihazı devreye girer. Mikro öğretimin olmazsa olmazı şu kayıt cihazının devreye girmesidir. Çünkü benim o mikro dersi mutlaka kayıt altına almam lazım. Kayıt altına alayım ki kişi sunum esnasında neler yaptı, ne gibi hatalarda bulundu bunu görebileyim. Kayıt ne yapıldı? Başladı, sunum başladı sevgili gençler ve devam ediyor. Şimdi kayıt cihazı devreye girdi. Bu arada sunum bitinceye kadar aday öğretmene müdahale edilmez. Yani o ne yapar? 10-25 dakika içinde planladığı sunumu yapar. Hata yapar, yanlış yapar. Sen oradan müdahale etmezsin. Bırak o yapsın. Çünkü onun hatalarından ders çıkartmasını istiyoruz. Tamam, müdahale edilmez. Sunum sonlanır. Otomatikmen kayıt sonlanır. Bu kadar ayrıntı yazmamın nedeni 2024 KPSS'deki teknikler kısmı. Sunum sonlanır, kayıt sonlanır. Bitti mi işimiz? Hayır. Şimdi aday öğretmene sunum esnasında yaptıkları izlettirilir. Grubun diğer kalanına da izlettirilir. Bak, sunum izlettirilir. Sunumu izlettiriyoruz. Sunumu izlettirirken ki amacımız şu. Can, sen bu sunumu yaptın. Bak hele bir kendini izle. Bakalım neler yapmışsın. Arkadaşları siz de Can'ı bir izleyin bakalım. Sunum esnasında yaptığı hatalar neler? İşte ben burada eleştirel düşünmeyi kullanıyorum. Can'ın öğretmenlik mesleğine dair yaptığı bir sunumda yaptığı hatalar, yanlışlar, eksiklikler var mı, yok mu? Varsa bunu hem akademisyen olarak hem de diğer arkadaşlar olarak ne yapıyorum? Söylüyorum. Fakat aday öğretmen burada eleştirilirken kesinlikle yıkıcı eleştiri yapılmamalı. Yapıcı eleştiri yapılmalı. La oğlum senden öğretmen falan olmaz. Sundun ama gibi bir şey değil. Ne yapacaksın?
kişinin mesleki anlamda gelişimine katkı sağlayacak eleştiriler yapacaksın. Bunun için burası çok 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 değerli. Kişi aynı zamanda kendi sunumunu da izlemiyor mu? Kendisi de öz değerlendirme yapıyor. Sen onu eleştiriyorsun, akademisyen onu eleştiriyor, kişi de kendi kendini eleştiriyor. Yani aslında burada öz değerlendirme süreci de etkin biçimde var. Çünkü zaten bu öz değerlendirme kişinin yansıtıcı düşüncesinin temelini oluşturacak. Tamam. Şimdi tamam izledik. İzledi, eleştirdiler. Ben kendimi havam böyle şurada yapmışım ama keşke şöyle yapsaydım. Aa burada ses tonumu çok yükseltmişim. Keşke bu kadar yükseltmeseydim. Şurada kişi artık hatalarının farkında. Şimdi diyor ki akademisyen. Hadi diyor kardeşim gel. Şimdi hatalarını artık farkındasın. Aday öğretmen. Aday öğretmen ne yapar? Sunumu tekrarlar. Niye aday öğretmen sunumu tekrarlıyor? Çünkü ilk başta yaptığı hataları bir daha yapmasın istiyoruz. İşte aday öğretmenin sunumu tekrarlar iken ilk başta yaptığı hataları yapmaması bizim için yansıtıcı düşünme becerisi olarak tanımlanır. Dolayısıyla aday öğretmen yetiştirmede ve öğrenilen bir becerinin geliştirilmesinde olmazsa olmaz bir tekniktir. O zaman sana bir soruda mikro öğretim eğitimde daha çok hangi düşünme becerilerini destekler derse 1 yansıtıcı düşünme, 2 eleştirel düşünme. Bu ikisi mikro öğretim için olmazsa olmaz. Bizi izleyen arkadaşlarım, özellikle eğitim fakültesi mezunu arkadaşlarımız bu uygulamayı mutlaka yapmışlardır. Son derece değerli bir uygulama olarak da hala kullanılmaya devam ediyor. Bizler 2002 yılında yapmışız. Yani bak 22 yıl önce bir tane değerli hocamız bizi kamerayla kayıt altına almış, sunumu yaptırmış, hatalarımızı göstermiş, sonra o sunumu bize tekrar ettirmiş. Yani 22 yıl olmuş sevgili gençler. O dönemin teknolojisinde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinde biz bunu kullanıyormuşuz. Bugün çok daha rahat ne yapılabilir? Kullanılabilir. Önemli bir soru alanı aklımızda bulunsun. Tamam. Peki yola devam. Ne geliyor? Benzetim. Diğer bir adı simülasyon. En sevdiğimiz. Benzetim, simülasyon tekniği. Önce şöyle başlayalım. Simülasyon nedir? Şimdi bana dikkat et. Öğrenme, öğretme etkinliklerinde gerçeğe en yakın dur. Simülasyonda ortam gerçek mi değil mi? Düşün, gerçek mi değil mi? Değil. Simülasyonda ortam gerçeğe en yakın. Nasıl bir ortam? Gerçeğe en yakın. Yapay bir ortamda. Yapay bir ortamda. Risk faktörünü azaltıp deneyimi arttırmak amacıyla kullanılan etkili bir tekniktir. Etkili bir tekniktir. O zaman soru 1. Simülasyonda ortam gerçek mi, yapay mı? Ortam gerçek mi, yapay mı? Ne yapay mı? Kapat gidelim yeme. Ortam gerçek mi, yapay mı? Yapay, gerçek ortam değil. 2, amaç ne? Risk faktörünü azaltmak. Yani tehlikeyi azaltmak. Tehlikeyi nasıl azaltırsın? Kardeşim, deneyimi arttırırsan otomatikmen kişi deneyim yardımıyla risk faktörünü ne yapmış olur? Ciddi biçimde azaltmış olur. Dolayısıyla bizim amacımız burada kişinin deneyimini arttırarak risk faktörünü azaltmak. Özellikle
meslek elemanı yetiştirirken etkin bir şekilde kullanılabilir diyeceğiz. Şimdi doktor yetiştirirken mesela arkadaşlar inanılmaz bir uygulama. Kadavralar üzerinde yapılan uygulama mesela. Şimdi doktorun hata şansı var mı? Berberin hata şansı var mı? Bunlar ne bizim için? Simülasyon. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz simülasyon dediğimizde bir kere hemen bizim okullarda aklıma tatbikatlar geliyor. Bayılırdık bu tatbikatlara. Şimdi bu tatbikatlarda hatırlarsanız en bilineni de yangın tatbikatıydı. Yangın tatbikatı. Deprem tatbikatıydı mesela. Yangın tatbikatında okulun bahçesinde yalandan iki tane lastik tutuştururlardı. Yangın var! Lastik tutuştururlardı. Sonra ne bu? Tatbikat. Ne oldu şimdi? Yangın anında olması gerekeni öğrendik biz. İşte bu bir tatbikat. Deprem tatbikatı bir ara Türkiye'de saat 8'de eş zamanlı olarak çök, kapan, tutun diye bir şey yaptılar. Çök, kapan, tutun. Yani herhangi bir deprem anında çök, kapan, tutunu nasıl yapacağız? Kapandık da şimdi biz. Çöktüm, kapandı, tutun. Burada bir sıkıntı var ya. Çök, tutun, kapan mıydı? Tutun çok kapan mıydı? Tutun yok mu? O zaman çök kapan arkadaşlar. Yani tutun olmayabilir. Burayı unutalım, tamam? Çök kapan tutun. Bir deprem anında ne yapacağınla ilgili bir uygulama. İşte o tatbikatların tamamı bir benzetim uygulaması sevgili gençler. Ya da simülatörler yardımıyla yapılan uygulamalar. Simülatörler yardımıyla yapılan uygulamalar. Son dönemde aranızda ehliyet alan varsa mesela trafik simülatörleri ya da araç simülatörlerinde çalışma yapmıştır. Trafik araç simülatörü. Maalesef ülkemizde yaşanan depremlerden sonra okullarda bilinci arttırabilmek için deprem simülatörleri kullanılmaya başlandı. Bu bir simülasyon. Hatta geçen senenin KPSS sorusunda bir benzetim sorusu araç içi simülatör uygulamasında aracın devrilmesiyle ilgili bir uygulamanın sonuçlarına dönük bir soru sorulmuştu. Bu da bir simülasyon. Senin araç kullanma deneyimini arttırarak riski azaltmak istiyoruz. Uçak simülatörü mesela arkadaşlar. Uçak simülatörü. Mesela uçak korkusu olanlarda uçak simülatörleri yardımıyla bu korkuyu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu da bir simülasyon. Ya da doktor adaylarının öğretiminde kullanılan kadavra uygulaması. Ama hocam kadavra insan. İnsan da iş bitmiş yani yok. Artık herhangi bir zarar görse de herhangi bir risk faktörü oluşmaz. Gerçeğe en yakın durum. Sadece yaşam fonksiyonları ortadan ne yapmış? Kalkmış. Ya da berberler de özellikle çıraklara balon tıraş ettirirler. Balon tıraş etme. Şimdi ne alakası var? İşte orada aslında kişi bir deneyim kazanıyor. Düşünsene çırağın eline veriyorsunuz turayı. Hadi beni tıraş et. Kim oturur berbere? Kuaföre? Kimse. Önce cilt hassasiyeti açısından kişi ne yapıyor orada? Balonu patlatmadan tıraş edebiliyorsa seni de tıraş edebilir mantığı geliyor sevgili gençler. Bir ara şey vardı. Instagram'da mı Twitter'da mı akım vardı sevgili gençler. Balonu patlatmadan şırınga batırıyorlardı hatırlıyor musunuz? Değil mi? O da bir simülasyon uygulaması. Hatta Miami'de mi Florida'da mı nerede bir yerde bir şey gördüydüm. Adamlar diyorlar ki kardeşim biz sörf yapamıyoruz. Bizim çok büyük derdimiz var. Ne derdiniz kardeşim? Sörf yapamıyoruz kardeşim biz. Sörf yapmak istiyoruz. Her şeyimiz var, ekibimiz var ama sörf yapamıyoruz. Ne eksik? Dalga eksik. Son dönemlerde dalga artık yeteri kadar yok. Bununla ilgili belediyeye şikayette bulunuyorlar. Ne yapıyor belediye biliyor musun arkadaşlar? Belediye gidiyor yapay dalga üretiyor. Yapay dalga üretiyor. İşte o yapay dalgada sörfçüler sörf yapmaya başlıyor. Bu da bir simülasyon.
Bu da bir simülasyon. Yani sen burada ne yapıyorsun? Yapay bir ortam yaratarak bir uygulama gerçekleştiriyorsun. Adamların derdine baksa ne yapayım? Sörf yapamıyorum. Ne eksik? Dalga eksik. Biz de burada yaşam mücadelesi veriyoruz yağmur yağdığı zaman. Kanolarla geçiyoruz eve mesela. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yapay dalga, yapay riski azalttı, deneyimi arttırdı. Ne olarak kabul edildi? Simülasyon tekniği olarak kabul edildi. Anlaşıldı mı ya? Bence anlaşıldı. Değil mi? Güzel, evet. Var mı sorumuz? Yok. Yoktur yani. Çök kapan tutun unutalım. Ama bu olmaz. Çök kapan. Tutun muydu? Nasılmış tutun? Çöktüm. Bir daha göstereyim bunu. Çöktüm. Kapandım. Tutun. Nasıl oluyor tutun? Var mı görseli? Bakayım. Gençler bir saniye. Çök. Kapan. Yeri açılıp tutunuyor. Ha. Tutuyorsun. Çök. Kapan. Tutun. Şöyle gençler. Çök. Kapan. Tutun. E burası açık kaldı şimdi ama. Yarım kapan. Aynen. Çök. Yarım kapan. Tutun. Bu daha iyi. Evet, simülasyon. Okey miyiz? Okeyiz. Çok net mi? Çok net. Hemen analoji. Bak. Soruda dikkat et. Benzetim farklı bir şey. Benzetme farklı bir şey. Sana bir soruda benzetme derse analoji, benzetim derse simülasyon ifadesi aklına gelecek, tamam mı? Benzetme derse analoji, benzetim derse simülasyon gelecek. Şimdi bana dikkat et. Analojinin amacı da, metaforun amacı da öğrenme, öğretme etkinliklerini daha somut, daha açık, daha anlaşılır hale getirmektir. Analojide de, metaforda da temel amacımız var olanı daha somut, daha açık, daha anlaşılır hale getirmektir. Kişinin analojide de, metaforda da temel amacı iki kavram arasında ilişki kurmaktır. İki kavram arasında ilişki kurmaktır. Bir şeye benzeterek çocukların öğrenme sürecinde daha somut, açık ve anlaşılır bir öğrenme gerçekleştirmesini amaçlıyorsak burada analoji ve metaforu kullanıyoruz. Benzeyen, benzetilen. Amaç ne? Somutlaştırma, açıklaştırma, anlaşılır hale getirme. Şimdi çok dikkat. Hocam analoji ile metaforu ben sorularda nasıl ayırt edeceğim? Arkadaşlar analojide birbirine benzetilen şeyler var değil mi? Metaforda da var, analojide de var. Birbirine benzetilen şeyler var. Eğer birbirine benzetilen şeyler arasında, ögeler arasında fiziki benzerlik var ise bunun adı analoji. Yani baktığında fiziki olarak birbirine benziyor ise bunun adı analoji. Benzettiğin şeyler arasında fiziki benzerlik yoksa bunun adı metafor. Fiziki benzerlik yok ama sen zihinsel olarak bir benzerlik kuruyorsun. Ama bir ilişki var. O zaman soruda analojiyle metafor arasındaki ilişkiye bakarken ben şuna bakacağım kardeşim. Fiziki benzerlik var mı? Yok mu? Fiziki benzerlik yoksa zihinsel bağlantı var mı? Yok mu? Bunu kurabildiğim anda cevap analojiye de metafora benzeyecek. Şimdi insan vücudundaki organları sebzelere, meyvelere benzetiyorlar ya arkadaşlar. Bunun en spesifik örneği mesela. En klişe örneklerden bir tanesi beyin
ceviz örneği. Şimdi bakıyorum, beyin ve ceviz fiziki olarak birbirine benziyor mu benzemiyor mu? Kübra benziyor mu benzemiyor mu? Benziyor. O zaman analoji. Bitti. Beyni cevize benzetmek eşittir analoji. Ya da kan dolaşımını şehrin trafik akışına benzetmek. Fiziki benzerlik var mı yok mu? Var. Ne oldu? Eşittir analoji oldu. Gözü kameranın lensine benzetmek. Fiziki benzerlik var mı? Var. Ne oldu? Analoji oldu. Yani dolayısıyla analoji mantığında çok net bir şekilde fiziki bir benzerlik var. O fiziki benzerlikten yola çıkarak yapılan benzetimler eşittir analoji. Şimdi dikkat et. Metafora bakıyorum. Beyin Ankara. Kübra'ya soruyorum. Beyin ve Ankara'da fiziki benzerlik var mı? Yok. Hiçbir benzerlik yok. Fiziki benzemiyor. Ama şöyle bir bağlantı kurabilir miyiz Kübra? Beyin insan vücudunu yöneten, Ankara Türkiye'yi yöneten. Bir bağlantı var mı? Var. Zihinsel bir bağlantı kurdun mu? Adı ne oldu? Metafor. Bitti. Bak, o bağlantıyı sen kurdun. Arada zihinsel bir bağlantı var. Ya da annemin altın gibi bir kalbi var. Annemin altın gibi bir kalbi var. Annemin ve altın kalbinin herhangi bir şekilde hiçbir fiziksel benzerliği yok. Ama annemle altın kalp arasında bir bağlantı kurabiliyor muyum? Kurabiliyorum. Bu ne? Eşittir metafor. Ya da diyorsun ya, zaman her şeyin ilacıdır. Bak, zaman ve ilaç arasında bir bağlantı kurdun. Bu hiçbir fiziki benzerlik barındırmıyor. Ne yapıyorsun? Zihinsel benzerlik kuruyorsun. İşte bunun adı nedir? Bizim için metafordur. Dolayısıyla metaforda zihinsel bağlantı var. Ve bağlantı kurduğun şeyler arasında zihinsel ilişkiyi kendin ne yapabiliyorsun? Kurabiliyorsun diyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Değil mi? Şimdi bak, bir de buraya sineklik katacağım. Sineklik ne biliyor musun? Sineklik ilişkisi olmayan şeyler arasında ilişki kurmaktır. İlişkisi olmayan şeyler arasında ilişki kurmaktır. Ya da sana bir soruda yaratıcı, öznel benzetmeler kurmaktır derse aklına sineklik gelsin. Hocam ne alaka şimdi söylediğin şey? Soruyorum. Kübra, sana soruyorum. Hazır mısın? Kübra var elimizde. Kübra'ya soruyoruz gençler yani. Kübra, soruyorum sana. Aşk hangi meyveye benzer? Aşk hangi meyveye benzer? Vay! Yani neden? Kübra yeni evlenme teklifi aldı gençler. Galata Kulesi'nde. Hiç düşünülmeyen bir şey düşünmüş yani. İşte Galata Kulesi'nde evlenme teklifi. Ne? Nasıl düşündü bunu ya? Ya var ya, 40 yıl düşünsem aklıma gelmez Galata Kulesi'nde evlenmeyi teklif etmek. Müthiş yaratıcılık ya Galata Kulesi'nde. Galata Kulesi'nin en üstüne çıkmış, bir de yüzük uzatmış. Benimle evlenir misin demiş. Ne? Müthiş yaratıcılık. Aşk hangi meyveye benzer? Neden? Ne, hiç aklına bir şey gelmiyor mu? Çilek. Neden? Kırmızı olduğu için. Allah. Aşk hangi meyveye benzer? Çilek. Çünkü kırmızı olduğu için. Çok yaratıcı.
Elmaya benzer, ne bileyim kalbe benzediği için diyen oluyor. İşte kiraza diyor mesela, bir kirazın sapı ikiye ayrılıyor ya. Kiraz diyor mesela birisi. Şuradan ikiye ayrılıyor ya kiraz. Muz oldu benim ama kiraz işte, hani bir saptan iki çıkıntı oluyor ya, kiraz oradan giriyor. Birisi çok yaratıcı benzetme kullanmıştı. Aşk neye benzer dedim. Kavuna benzer hocam dedi. Neden dedim. Kelek de çıkabilir dedi. Vav. Müthiş benzetme. Kelek de çıkabilir. Sineklik. Yaratıcı işte. Yaratıcı bir benzetme varsa bunun adı ne? Sinek. Emperyalizm hangi hayvana benzer? Neden? Emperyalizm hangi hayvana benzer? Neden? Cevap veriyorum. Komodo ejderi arkadaşım. Komodo ejderi. Neden? Her şeyi yiyor hayvan. Ya bayılıyorum o hayvana. Komodo ejderine benzer. Adam bulup süpürüp her şeyi silip süpürüyor, yiyor. Emperyalizm hangi hayvana benzer sorusunun cevabı komodo ejderi. Söyleyeceklerim bu kadar. Anlaştık mı? Çok iyi gidiyoruz bak. 16 teknik oldu daha bu arada. Evet gençler. Bu kaçıncı video? 25. 25 mi bu? Bitirmişiz ya. 25. videomuzda mikro öğretim, benzetim, analoji, metafor, sineklik dedik. 26. videoya gidiyoruz. 26. videoda bizi ne bekliyor? Akvaryum. Ne bekliyor? Top taşıma, konuşma halkası, kar topu, dedikodu bekliyor sevgili gençler. En sevdiğimiz teknik dedikodu. 26. videoda bu teknikleri tokatlıyoruz. Ve ÖSYM'nin yine sevdiği konular. Geçen sene bir konuşma halkası sorusu, bir kar topu sorusu karşımıza geldi. Dikkat etmemiz gereken teknikler. O zaman 26. videoya doğru yol alalım. 25. videoyu yine çok önemli bir mesajla kapatıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Toparlanın. Videoyu kapatıyoruz. O zaman çök, kapan, yarı tutun. Bitti.